Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Kanada Zahra'nın Uyğur məcburi əmgəki bilən bolğan alaqısını təkşürməkdə. Kanada nazarat organı dünyaga danlıq kiyim-kechek şirkəti Zahra'nın Uyğur məcburi əmgəki bilən bolğan alaqısını təkşürməkdə. Amerika Avazı'nın haber kılışca 7 noyabr Kanada karxanalarını tekşürüş mesuliyet organı Zara şirketinin Uyghur mecburi emgekeke çetişlik işgalliki doğrusudaki tekşürüşünün dastlabki neticesini ilan kılgan. Zara şirketi hakkıdaki tekşürüş ötken ile 6 ayda 28 ammevi teşkilatının şirket üstüden kılgan arız şikayetleri sebeplik başlangan. Haberde kayıt kılınışça Kanada Mesuliyet Nazarat Organı Kanada hükümeti tarafından kurulgan bulup, çet elde kiyim keçek, kançılık, nefit ve tabii gaz kadarlık sahalarda ticaret kılıvatkan Kanada şirketlerine münasebetlik kişilik hukuk maceralarını bertaraf kılıdgan organ iken. Xalq təşkilatları sunğan ərizdə Zara'nın Xitayının Şərq Türkistanda davam qılıbatqan Uyğurlarını məcburi əmgəki seliş bilən bağlanışlıq işgəlliki Zara'nın Xitayının 3 şirkəti bilən təminləş münasibəti barlıqı məzkur şirkətlərinin bolsa Xitay rejimi bilən münasibətlik işgəlliki oturğa qoyulğan. Avustraliya Strategilik Siyaset İnstitutu ASPI və Helena Kennedy Xalqara Ədliyə Mərkizinin dokulatımı bu əyibləşini müəyyənləşdirgən. Zara ve onun anı şirketi Indidekis bu ayıplaşını rad kılıp, özlerinin Şarkı Türkistan'daki zavutlar bilen soğudu münasibeti yokluğunu oturgu koygan. Zara narazılık arzide mezkur organının tekşürüş hukuku yokluğunu oturgu koygan bulup, şirketinin kişilik hukuk depsendiciliği bilen münasibeti yokluğunu alakadar dokulatiki ayıplaşlarının heçkandak asası yokluğunu ilgiri sürgen. İgilinişçe bu dilo Kanada organları tarafından devamlıq tekşürülmektigen. Tayvan dairleri Xitay beliqçilik kemesidiki 13 Xitayını tutqun qildi. Xitayning bir beliqçilik kemesi Tayvan dengiz rayonida chegaradan halqib o'tib ketgan bo'lsa-mu, biroq tekshirishni rad qilgan bo'lib, Tayvan Taychung dengiz qirg'og'iga charlash atrofida kemedagi 13 Xitayni qo'lga oldi. Tayvan xalqaro radiosining xabar qilishicha 8 noyabr Taychung dengiz qirg'og'iga muhofazat atrofida Tongshavg'i 20 İngiliz mili keladigan dengiz rayonida qonunsiz chegaradan o'tgan Xitoyning bir beliqchilik kemasini bayqagan. Ammo mazkur Xitoy beliqchilik kemasi qonunsizlik qilgan bo'lishiga qaramay tekshirishni rad qilib qichishga urungan. Vaqadan keyin Tayvan dengiz qirg'og'i muhofazat atrofida ularni qo'g'lab tutib paroxodga chiqib tekshirgan va 250 kg qonunsiz tutilgan beliqning hammasini dengizga qo'yib berib, paroxoddagi 13 Xitoyni Taychung portiga yalab elib berib tekshirgan. Dengiz qirg'og'i muhofazat atrofida 9 noyabr bayonot orqali mazkur ahvolni tafsiliy oshkorlagan bo'lib, bayonotda dengiz qirg'og'i muhofazat atrofining beliqchilar paroxodiga chiqib tekshirish orqali paroxod kapitanini o'z ichiga olgan 13 Xitoy fuqarosini tutganligini, Minhui beliqchilik kemasining qonunsiz chegara halqaganligining pakiti aniq bo'lganligini, Tayvan bilan Xitoy cho'ng quruqligidagi kishilar o'tirsidagi munosabat nizomiga xiloflik qilganligi sababli mazkur paroxoddagi kapitan va paroxod xodimlarining hammasining Tayvan Taychung porti dengiz qirg'og'i muhofazat bazasiga elib berilib tekshirilganligini bildirgan. Keyingi navbatlik Turkiy millatlar tantarbiya yig'ini Turkistonda boshlandi. 2. navbatlik Turkiy millatlar tantarbiya yig'ini Qozog'istonning Turkiston shahrida boshlandi. Qozoq xabar agentligining xabarida bildirilishicha 6 noyabr Qozog'istonning Turkiston shahrida 2. navbatlik Dunyo Turkiy millatlar universitet o'quvchilari tantarbiya yig'inining ichilish marosimi o'tkazilgan. Bu faoliyatni Qozog'iston Oliy ma'rif va ilm-fan ministerligi tashkillagan bo'lib, Turk davlatlari tashkilotining muavin bosh kotibi Sadi Jafarov, Qozog'iston Oliy ma'rif va ilm-fan ministeri Sayosat Nurbek va Turkiston rayonining valisi Darxan Satibaldi qatnashuvchilarga yaxshi tilaklarini tilagan. Ichilish marosimiga Qozog'iston, Turkiya, Ozarbayjon, O'zbekiston, Qirg'iziston va Vengriyadan kelgan 450 yaqin kishi qatnashgan. Tanarkachilar musobaqa jarayonida tik-tok to'p, choyli to'p, shaxmat, voleybol, futbol, erkin chelishish va Gresiya rimchi chelishish qatorliq 7 turda musobaqaga tushdi ekan. Musobaqa Turkiston Olimpik markazi va Xo'ja Ahmad Yasaviy xalqaro Qozog'iston Turk universitetida o'tkazildi ekan va mukofotga erishguchilar 10 noyabr e'lon qilindi ekan. Xitoy elchixonasi Angliya bilan Yaponiyaga norozilik bildirdi. Xitoyning Angliyada turishliq bosh elchixonasi Angliya bilan Yaponiyaning Sharq Turkiston masalasi haqidagi bayonotiga norozilik bildirdi.
Sidney kündülük haberleri doğrunun haber kılışça, Angeliya bilen Yaponiyanın taşkışla vezirleri ve devlet müdafiye vezirleri 7 noyabr 5. qetimlik işki pilos işki sökpüte ötküzgen bulup, yığındın kiyin koşma bayanat eylan kılıp, Tayvan, Şarkı Türkistan, Tibet, Hong Kong, Canubi Denizdeki alakadar meselelerge köngül bölüdüğallıqını bildirişken. Bayanat diyene Xtayga Rusiyanın Ukrayna'ğı tajavuz kılışını toxtışkı çakırış haqqıdı müracaat kılıngan. Xitoy xalq to'g'rining 9 noyabr xabar qilishicha Xitoyning Angliyada turishliq elchixonasi bu haqda norozilik bildirib, Tayvan, Xinjiang, Xizang, Hong Kongning ishlari butunlay Xitoyning ichki ishi. Angliya Yaponiyani o'z ichiga olgan har qanday chet el davlatlarining qalaymaqan gap qilish salohiyati yo'q deb bildirilgan. Bayonotchi yana Xitoyning Sharqi dengiz, Janubiy dengizda munozir talab qilmaydigan egalik huquqi ve deniz okyan hukuk menfaatiga ega ekanligini ve buni qat'iy qo'g'daydiganligini Ukraina masalasi da Xitoyning boshdan oxiri tinchlik tarafda turib, yarashish va suhbatlashishga faol da'vat qilib kelganligini da'vo qilgan. Birmadagi to'qunish keskinlashib, Xitoyga ta'sir ko'rsatdi. Birmaning shimolidagi harbiy to'qunish barg'ansiri keskinlashgan bo'lib, bu Birmaning bo'linishini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha Birma raisi Mun Min 9 noyabr ogohlantirib, agar hukumat armiyasi Xitoy bilan bo'lgan chegaraning shimolidagi milliy qurolli guruhlar o'rtasidagi urushni besiq turolmasa, Birmada bo'linish xavfi borligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, bu yil oktyabrning oxiridan boshlab Birmaning shimolidagi Shan o'lkasi rayonlaridagi Xitoy chegarasiga yaqin joylarda harbiy to'qunishlar keskinlashgan. Birma hükümet armiyesiga hücum qozg'an milliy qurollik tashkilot Kachin mustaqillik armiyesi hükümet harbiy o'rinlari ve bazı yollarını qo'lga tushirgan. Shuningdek, keyin Birma armiyesi zambirak bilan hücum qilgan bo'lib, zambirak o'qi Xitoy tarafiga tushib, bir Xitoy o'lib, bir qanchisi yaralangan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bu to'qunish sababli kam deganda 23 ming kishining rayondan qochib ketganligini aytgan. Birma hükümet armiyesi aldınqı hafta strategilik ahamiyatga ega Xitoy bilan chegaralangan Chenrixo shahrini qo'ldan berib qo'yganligini e'tirof qilgan bo'lib, bu rayon nefit va tabiiy gazni Xitoyga to'shaydigan turbin liniyasi, shundaqla planlangan temir yo'l liniyasi joylashgan o'rin bo'lib, Xitoyning atalmış bir balvoq bir yo'l ul aslahalarining bir qismi ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin seyshanba kuni Xitoyning Birmadagi qurolli to'qunishning kuchayishi va Xitoy fuqarolariga elib kelgan talabatga norozi ekanligini, Birmaning shimolidagi to'qunishga qatnashgan har qaysi taraflarning darhol urush to'xtatishini yana bir qatim talab qiladiganligini bildirgan. Isroiliya har kuni 4 soat urush to'xtatishni qabul qildi. Amerika İsrailiyaning G'azzaning shimolida fuqarolarining tarqoqlashishi uchun kunda 4 soat urush to'xtatishni qabul qilganligini bildirdi. Oqsaroy davlat xavfsizlik kengashi strategik uchur aloqa mas'uli Jon Kirby bayonot e'lon qilib, G'azzaning shimolidagi fuqarolarining rayondan tarqoqlashishi uchun İsrailiyaning har qatimlik 4 soatlik urush to'xtatishdan 3 soat ilgari uqtirish qilganligini bildirdi. U urush to'xtatishning insonparvarlik yordamlarining rayonga yetkazilishiga ve Palestinliklerinin ziyanğı uçurmasının rayondan tarqaqlaşışığı imkaniyet yaratıp beridiganlığını eskertip, uruş toxtuşlar bulup mu puhralarının toqunuş rayonlardan yiraqlaşıp, texımı bihater rayonlarga beriveleşiği imkaniyet yaratıp berişi noxtısıdan taşlanğan toğru qadam, dedi. İsrailiya hükümeti Amerikanın toqunuşlarını insanperverlik noxtısıdan vaqtlıq toxtuş doğrusudaki bayanat edinken, Puhralarning G'azzaning shimolidan tarqoqlashishi uchun ochilgan koridorning xizmatiga kafolatlik qiladiganligini, ammo hujumlarning davomlashadiganligini bildirdi. Isroiliya bosh ministrlik mahkamasi axborot ishxonasining bu haqdagi yozma bayonotida asirlarimiz qo'yib berilmay turib, urush to'xtamaydi, deyildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining muavin bayonotchisi Vedant Patel kishilarning G'azzaning shimolidagi to'qunish rayonlaridan tarqoqlashishiga imkoniyat yaratib beradigan ikki insonparvarlik koridori ta'sis qilinadi. Yaqinqi bir qancha kundan buyon har kuni 4-5 soat uchib bo'ladigan tunji koridor hozirdan boshlab bir qancha ming kishining bexatar rayonga berilishini kafolatga ega qildi, dedi. O, G'azza dengiz qirg'og'ini bo'ylab ochilgan ikkinchi koridorni minglagan kishining janubdagi bexatar rayonga berilishini kafolatga ega qiladiganligini eskertdi. Amerika Rossiyaning musodara qilingan bir qism mol-mulklarini Ukrainaga o'tkazib bermoqchi.
Amerika Avam Palatası Taşqı İşlar Komiteti Rusiyanın müsadir kılınğan bir kısım mal mülüklerini Ukrayna'ya ötküzüp beriş toğrısıdaki kanun lahisini kolledi. Türkiye Avası Radyosu haberde kayıt kılınışça mezkur kanun lahisi yana halkaralık tölem mekanizmi ornatılıp Amerika'nın çetellik şirikleri bilen maslaşıp Rusya meblağını Ukrayna'ya ötküzüp berişnimi öz içiga alıdıken. Kanun lahisiga asasen Rusya'nın mal mülükleri üstüdeki kamalını bekar kılış Moskova tölem tölep harbiy kısımlarını Ukrayna zeminiden çekindirgendiler mümkün bulidiken. Bir mezgil ilgiri Amerika Taşqı İşlar Ministeri Antony Blinken garip devletlerinin müsadir kılınğan Rusya meblağını Ukrayna'ya ötküzüp berişinin kanuni yollarını müzakir kılıvatkanlıqını ilan kılgan idi. Sentabrının 5'de Antony Blinken Rusya saudigarlarının 5 milyon 400 bin dolarının Kiev'e berildiğanlıqını ilan kılgan idi. Amerika Maliye Ministerliğinin sallıq malumatlarına asaslanğanda Rusya'nın oxşamağan devletlerdeki müsadir kılınğan mülüklerinin umumi sonması 280 milyard dolarga yetidiken. Rusya Prezidentlik Mahkemesi bolsa Rusya'nın mal mülükleri üstüdeki kamalının içkandaq aldıngı şartsız bekar kılınışını talep kılmaqta. Kremil bayanatçısı Dmitri Peskov bunundan ilgiri bayanat berip, bu xil qadamlarının xalqara qanunnın barlıq qaidelerge xilaplıq qılğanlıq boludığanlıqını oturğu qoyğan idi. Türkiye uruş toxtamay turup, İsrailiya bilen heç qandaq energiya türlerini müzakir qılmaymız dedi. Türkiye Energiya ve Tabii Baylıqlar Ministeri Alparslan Bayraktar Türkiye'nin Gazze'de uruş toxtamay turup, İsrailiya bilen heç qandaq energiya türünü müzakir qılmaydığanlıqını bildirdi. Türkiye Energiya ve Tabii Baylıqlar Ministeri Alparslan Bayraktar bir xüsusi televiziya kanalının məxsus söhbət proqramısı da kün tertibdeki məsələlər toğrusu toxtaldı. Minister Bayraktar İsrailiya 7 oktyabr Gazze'ye hücum qilishni başlagandan keyin Türkiye bilen İsrailiya o'rtasidagi energiyaga munosabatlik türlerinin qandaq bo'ladiganligi toğrusu toxtulup, mushundaq iğır rahimsizlik ve insani tragediya yuz berayotgan sharoitda her qandaq bir tür toğrusu iğız echish adimiylikimizga ve u yerdagi qeyrindaşlarımızga hürmetsizlik kılış buludu. Bunu deyinkin sözleydiğen birden-bir işimiz Gazze'nin tok, su ve yemeklik ihtiyacını kanda kılımız digenden ibaret buluşu mümkün. Birden-bir tür bu buludu, dedi. Bayraktar Gazze hücumu deyinkin rayonda hayatının toxtap kalğalıqıgı işaret kılıp, biz Gazze'ye generatorlarını evettik. Onlar refah çigra iğızda saklavatıdı. Powership deb atıldığan köçme elektri paraxotu arqalıq uyerge kandaq tökpü koşalayımız, o kişilerini kanda kılıp normal turmışıqı kaytura alayımız, uruş toxtumay turup, her kandaq bir narsa haqqıdı sözlüşüş mümkün emez, digerlerine kayıt kıldı. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ayetki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Assalamu alaikum ve rahmatullah.